Seyirciler, İstanbul'da insan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Talihsiz adam mega kentin orta yerinde başına kaldırım taşıyla vurula vurula gasp edildi. Hem de sadece 60 lira için. Adam buradan geliyor. Burada kafasına falan taş da vuruyor kaldırım taşıyla. Sonra gasp ediyor. Bu korkunç anlar İstanbul'un orta yerinde yaşandı. Vicdansız gaspçı arkasından geldi, defalarca başına vurdu. Sersemleyen kurbanı bağırmasın diye ağzını kapattı. Ceplerini boşalttı. İnsanlık dışı bu görüntülerin nedeni ise sadece 60 lira. Değil, 60 trilyon olsa yine bir yapılmaz yani bir insan onunla. Bir cano yapılır mı ya? Biz sabah saat 7 civarlarına buraya geldiğimizde dükkan açmaya. Yerde kanların falan olduğunu gördük. Saat 03.40'ı gösteriyordu. Gaspa uğrayan şahıs Şükrü Bey metrobüs durağının hemen yanındaki bu kokoreçi de yemeğini yedi. Ardından buradan ayrıldı. Kalktığında başına geleceklerden habersizdi. Yemeği yedikten sonra buradan kalktığını gittiğini görmedim. Ama burada kokoreç yediğini gördüm. Ben gittikten sonra eve zaten telefon geldi. Gasp edilen kişi kokoreççiden çıktı, elinde telefonuyla yürüyordu. Tam bu noktaya geldiğinde arkadan kendisini takip eden gaspçı yaklaştı ve kafasına sert bir cisimle vurdu. Taştan vurulur mu ya? Akıl vicdan işi değil bu ya. Darbenin ardından ikisi birden yere düştü ve tam burada bir süre boğuşma yaşandı. Gaspçı saldırdığı kişinin ağzını bağırmaması için kapattı ve iddiaya göre tüm bu yaşananlar 60 lira içindi. 60 TL diye duydum ben. 60 TL için. 60 trilyon için olsa bile yine vurulmaz ya. Bir can bu kadar mı basit? Talihsiz adam şaşkındı. Yardım istemek için etrafına bakındı. Ama o anda kimsecikler yoktu. En büyük şanssızlığı da bu oldu. Ama sonradan duyduk ki adam şu an yoğun bakımdaymış. Yani durumu kritikmiş.